Biz kalitenin ve lezzetin peşini bırakmıyoruz. Neredeyiz? Baytar Et Dünyası Steakhouse'dayız şu anda. Evet, Baytar Et Dünyası Steakhouse'dayız. Bize görsel bir şölen sunacaklar burada. Hep beraber izleyeceğiz. Ama önce abi kardeş yapacaklar bunu. Abimizi, daha sonra ise kardeşimizi tanıyalım. Evet, daha öncesinde zaten ufak bir tanışma olmuştu. İsmim Enes Baytar. Yine Baytar Et Dünyası'nın restoranımızın üyelerinden birisiyim diyebilirim. Siz de tanıyalım lütfen. Adım Emrecan Baytar. Ben de Baytar Et Dünyası'nın üyelerinden biriyim. Restoran. Evet Enes Bey, bize ne yapacaksınız bugün? Şu anda yapacak olduğumuz olay Chateaubriand dediğimiz bir üründür. Az sonra güzel bir görsel şov izleyeceksiniz. Görmüş olduğumuz ürün bonfiledir, dana bonfile. Dana bonfileyi ızgarada mühürledik. Izgarada mühürleme işleminden sonra kızgın tereyağı ile birlikte bir nevi pişirme işlemi yapacağız. Tabi buradaki en güzel olay lezzetin en büyük sebebi ızgarada mühürleme işleminden sonra etimizi dilimledikten sonra etimizin içerisi pişmemiş halde kalıyor. İçerisinin pişirilme işlemi ise tamamen tereyağında oluyor. Buradaki lezzetin bir avantajı da bonfilenin tereyağıyla buluşmasında çok çok bir lezzet, yani çok çok güzel bir olay oluyor diyebilirim. Emre Bey, buradaki sizin göreviniz nedir peki? Buradaki görevimiz şefimizin yanında, abim yanında. Ona yardımcı oluyoruz. Onunla beraber şovlara yapıyoruz. Ona yardımcı oluyoruz. Burada ikimiz birlikte güzel geçiniş şey yapıyoruz. Müşterilerimize güler yüzlü oluyoruz. Öyleyse şov sizde diyorum ve ekranı size bırakıyorum. Kolay gelsin. Teşekkürler, sağ olun. Gördüğünüz üzere muhteşem bir şov seyrettik. Lezzet akıyor. Yağlar çişirdiyor. Sesler muhteşem. Evet şefim, ne söylemek istiyorsunuz bununla alakalı? Şunu söyleyebilirim. Şu anda Sakarya'da gerçekten çok farklı bir konsept, çok farklı bir lezzet üzerine şu anda hizmet veriyoruz. İnanıyorum ki gelen herkesin memnun kalacağını düşünüyoruz. Şu anda yaptığımız olay Chateaubriand, izlediğiniz şov görsel de çok farklı. Lezzetle dediğim gibi tereyağından dolayı çok çok farklı. Herkesi bu Chateaubriand dediğimiz menümüze yemeye bekliyoruz. Emre Şef'im, birkaç kelime de sizden alalım lütfen. Görüntüyle alakalı. Şu an izlemiş olduğunuz görsel Chateaubriand, yani Baytar Et Dünyası'nın en güzel etlerinden biridir. Bunun güzel böyle tereyağında olmasının amacı kırmızı tam orta pişmiş şekilde kalıyor. Yani etin en lezzetli yeri diyedir bonfilemiz. Evet efendim, Enes şefimin dediği gibi Chateaubriand lezzetini tatmaya herkesi Baytar Et Dünyası Steakhouse'a bekliyoruz. Enes şefim, burada görsel şovumuzu yaptık. Bir de bakalım bunun tadı nasılmış? Evet, tadından nasıl diyeyim, yani lezzet alacağınızdan çok çok eminiz. Bir şey soracağım, bu nasıl yenir? Bunun yeme usulü nasıl diyeyim, normal bıçakla. Yoksa ekmeği banarak mı? Yani şöyle, bıçakla kestikten sonra çatalla, dilimledikten sonra çatalla da yiyebiliriz. Tabi buradaki ekmeğimizin de böyle tereyağını emmesinden dolayı güzel bir lezzet olduğunu düşünüyoruz. Tereyağını, eti sevenler ekmeği banarak yiyebilir. Ama ben çatalla yemeği tercih edeceğim. Bakalım tadı nasılmış. Ben böyle lezzet beklemiyordum açıkçası. Tahmin ettim ama bu kadar lezzetli olacağını beklemiyordum. Bir şey daha söyleyeceğim. Bunun lezzetli olmasına farklı bir aroma var.
diğer yediğim yerlerden farklı bir aroma var. Bence ondan dolayı bu kadar lezzetli olmuş. Aslında şöyle bir şey diyebilirim. Bonfile dediğimiz olay yağsız bir ettir. Hayvandaki bulunan en yağsız biftek diye tabir ettiğimiz bir ettir. Buradaki diğer bir güzel bir olay. Zaten tereyağımız lezzetli ve güzeldir. Güzel bir etle, yağsız bir etle buluşunca da sanki etimizi yağlı bir et olarak yani yemiş oluyoruz. Aslında şuraya değinmek de isterim. Yağlı et güzel bir ettir. Yağsız et de sıfır yağsız et biraz yavan bir ettir diyebiliriz. Özellikle antrikot etin biz babası deriz tabiri caizse. Antrikot hafif bir yağlı ettir, sırt etidir kaburgada bulunan. Bonfile de yağsız bir ettir. Tabii yağlı bir et her zaman hayvanın üzerinde bulunan yağlı bir et doğal bir yağlanmadan dolayı çok çok daha güzeldir. Burada da bonfilemiz hafif yağsız olduğu için tereyağı ile birlikte buluşunca çok daha güzel bir lezzetle buluşuyor. Şöyle ki yağsız dedik. Gerçekten bunu normalde yerseniz yağsız ve yavan bir ettir. Tadı iyi değil, ben onu söyleyeyim. Ama bunu pişirme usulünü güzel pişirirseniz çok güzel olur. Bu da güzellikten de öte olmuş. Muazzam. Siz demek ki bu işi biliyorsunuz. Ustanın sırrı yatıyor burada. Gerçekten çok güzel yapmış. Tabii bundaki en büyük avantajlardan bir tanesi de kendi çiftliğimizden olduğu için hayvanları besleme yöntemi, besleme stili buna göre belirlenmektedir. Lezzetin en büyük sebebi etimizin kendi çiftliğimizden olmasından dolayıdır. Tabii işimizi sevdiğimiz için de bir nevi dediğimiz gibi yemeğe yansıyor bu. Ben tattım, yedim, yorumladım. Sıra sizde. Buyurun gelin, siz de tadın ve yorumlayın.